Gençler merhaba. Bu videoda tarla bitkileri bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımıyla bir başlayalım. Gerek kamu kurumlarının gerekse de tarım alanında faaliyet gösteren özel işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye meslek elemanlarını yetiştiren bir bölümdür. Evet, şimdi de bu bölümün iş olanaklarına bir bakalım. Belediyeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, özel sektör, Tarım Bakanlığı'na bağlı tüm birimler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, tarım ve hayvancılıkla ilgili malzeme satan kuruluşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü. Güzel. Şimdi de bu bölümün üniversite taban puanlarına bakalım. Ben de dikkat kesildim buraya. Evet hocam, 3 üniversite de var. 2 üniversitenin kontenjanı dolmamış. Yalnızca Adıyaman Üniversitesi'nin kontenjanı dolmuş. 195 taban puan, 1.635.000 sıralama olmuş. Keza barajı geçen herkes de, yani geçen kişiler de, TYT, evet. evet, TYT'de 150'yi alan Evet, herkes tercih edebilirmiş ve yerleşirmiş. yerleştirilmiş. Üniversite taban puanı, KPSS taban puanları. Hocam son 5 yılda 268 kişilik kadro açılmış. Atama taban puanı 74. Mesela 2019'a bir atamasında atama taban puanı 80'lere düşmüş. 2019 2'de 74'e kadar düşmüş. Gayet Yani güzel. iyi alım yapılıyor. DGS'ye baktığımızda bahçe bitkileri, bitki koruma ve toprak bilimi, tarla bitkileri bölümlerine geçiş hakkı tanınıyor. Güzel. Şimdi bu bölüm için ben aslına bakarsan oyumu olumlu olarak kullanacağım. Evet. Neden olumlu olarak kullanacağım? Bir kere şu bilindik birçok bölüm var. Aslında gençlerin aklında birçok bilindik bölüm var. Ama gel gelelim çok fazla mezun olduğu için Evet. o bölümlerden atama sırası bir türlü sana gelmiyor. Şimdi aslına bakarsanız bana bilmiyorum arkadaşlar ne derece güvenirsiniz şu lafıma ama ben bu bölümü ya arkadaş ben işte yaşım 25'lere varmadan 18 yaşındaki bir genç için söylüyorum. Devlette bir yer edinmek isterim diyene ben öneririm bu bölümü. Neden? Bir kere mezun çok fazla olmayan bir bölüm. Artı KPSS'de her daim kontenjan belki açmayabilir ama açtığı zaman da bu bölümden atama yaptığı zaman da Rakibin az. rakibin yok denecek kadar az. Evet. Yani şurada bir atıyorum devlet alımında atıyorum 2022 KPSS'sinde bir 50 kişi 100 kişi atacağım dese Muhtemelen bütün muhtemelen mezunlar. mezun olan herkes atanır bu Evet. bölümden. Baksana toplamda ne kadar kontenjan var. 85 kontenjan var. Ve O da o da dolmamış dolmamış. 60 Evet. kişi. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz bir şekilde tarım ülkesiyiz arkadaşlar. Yani biz böyle çok gelişmiş bir sanayi ülkesi değiliz. Tarım bizde hiçbir zaman bitmez. Toprak Mahsulleri Ofisi ya da birçok kuruluş bu Çay bölümden işletmelerine de tabii dahil olmuş birçok kuruluş mesela. bu bölümden atama yapar diye düşünüyorum. Ha ne olur öyle binlerce atama olmaz da 100 tane atama olsa bile Önemli olan senin oran yerleşmene zaten. yeterli. Arkadaşım ben bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker ama birçok bölüm yerine ben bu bölümü okumanızı tercih ederim yani. Evet. Bunu da artı koyduğum bölümler arasında koyacağım. Yani en azından devlet kapısında iş bulayım isteyen Hocam, kişilere hatta şunu da önereceğim bir bölüm. söyleyebiliriz. Yani 1.635.000 sıralama diyor ama orada hani taban puan olarak 1 milyona düştüğü zaman genelde bölümler böyle nasıl diyeyim iş olanağı düşüyor. Yani 635.000 olmana gerek yok. 1.100.000 sen bile Ya tercih 2 yıllık edebilirsin. işletme okuyacağım, Evet. 2 yıllık muhasebe okuyacağım, 2 yıl. Ya Tarla bu bitkileri yani olsun. bu bölümü Evet. oku daha iyi arkadaşım. Evet. Yani ben bu bölümü ya hatta vallahi biraz daha konuşursam şiddetle önereceğim bölümler arasına girecek. Evet, devlette iş olanı olan bir Kesinlikle bölüm. kesinlikle şu bölümden mezun olup da devlet 100 atama yapmış olsa atanırsın arkadaşım. Evet. Biraz KPSS'ye çalış, al bir 75-80. Yani bu sene olmaz gelecek sene atanırsın. Yani öyle bir bölüm bu bölüm. Evet. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.